Herkese merhaba arkadaşlar, motorlu bisiklet vlog'a hoş geldiniz. Bugün motorlu bisikletle biraz bayırlı bir yerlere gideceğim. Bayırlarda bir test yapacağız. Ve de arkadaşlar benzin alacağım. Şöyle ana yola giriyorum. Yerler de ıslak arkadaşlar, çok çamurlu. O yüzden yavaş gideceğim. Sürekli benden motorlu bisiklet vlog istiyordunuz. Havalar, şartları çok kötü olduğu için arkadaşlar vlog çekemiyorum. Bu aralarki havaların en iyi hali diyebilirim. Havalar gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Şimdi bile hatta donuyorum, aslında binmemem gerekiyor ama sırf video çekebilmek için motorlu bisiklete bindim arkadaşlar. Biraz gideceğiz. Şu gördüğünüz dağa çıkacağım arkadaşlar. Motor arkadaşlar hava soğuk olduğu için biraz zorlanıyor. O yüzden debriyajı bırakıp gidiyorum. Çünkü lastiklerin hareketi motora iletilsin diye. Motor sıcak kalsın diye. Aslında rölantide de sıcak kalır ama lastiklere bağladığınız zaman daha çok ısınacağı için. Kasktan da arkadaşlar çok fazla yolu göremiyorum. Bir anda yanında araba çıkınca şaşırıyorum. Kaskın açısı çok dar. Görüş açısı. Yüzüm gözümde çamur oldu. Hem yağmurlu hava hem de yerler ıslak olduğu için motorlu bisiklette de çamurluk yok arkadaşlar. Bu yüzden üstüm başım batıyor. Arkadaşlar önce benzin alacağım. Daha sonra yola devam edeceğiz. Şöyle kenardan doğru yola giriyorum. Evet. 2 liralık benzin alacağım. Yok yok, daha var da ne olur ne olmaz diye alıyorum ya. Sadece yağ mı? Hı hı. Gördüğünüz gibi benzinimizi de aldık. Şimdi yola giriyorum arkadaşlar. Full bayır çıkacağım bu arada, onu söyleyeyim. Komple arkadaşlar bu yol çok uzun bir şekilde bayır. Yol da aşırı çamurlu. Şu an çamur oldu arkadaşlar. Şöyle ellerimi görebilirsiniz. Aşırı çamur. Yola bakamayacak hale geldim. Bu arada hiç pedal çevirmiyorum. Direkt motorun kendi gücüyle ilerliyoruz.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde bayırı çıktık. Gördüğünüz gibi budağa çıktık. Gösterdiğim okul buydu arkadaşlar. Evet, küçük bir aksilikten sonra tekrar yola döndüm. Arkadaşlar somon vida arkadaşlar titreşimden yerinden çıktı. Susturucunun bulunduğu somon vida. Böyle küçücük bir aksilik yaşadım. Hemen çok sağ olsun orada bir abi yardımcı oldu. Bize hemen bir tane somon vida ayarladı. Şimdi yola devam. Sıkıntısız bir şekilde. Arkadaşlar fazla titreşimden dolayı gördüğünüz gibi attı somon vida. Hem ısınmanın verdiği gevşeklik de hem de titreşimle beraber yerinden çıktı arkadaşlar. Aslında buna çift somon veya kilit yapılabilir oraya. Aslında arkadaşlar daha doğrusu siz susturucuyu çıkarmadığınız sürece hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ben daha önceden çok kez söküp taktığım için artık somon vida çıkmayı öğrendi arkadaşlar. O yüzden böyle bir ufacık bir sorun yaşadım. Ha, susturucusu gidebilir miydim? Tabii ki gidebilirdim. Ama insanlara rahatsızlık vermek istemediğim için bu şekilde susturucuyu takmayı tercih ettim. Çünkü hem dikkat çekmek istemediğim için hem de rahatsızlık vermek istemediğim için arkadaşlar. Zaten bu haliyle bile çok dikkat çekiyor. O yüzden pek istemedim açıkçası. İlk başta sesi duyduğumda aslında yine piston contasının patladığını zannettim. Piston contası patladı zannettim ama Allah'tan öyle bir şey değildi. Çünkü patlasa arkadaşlar piston contası imkanı yok, daha bunu burada çalıştıramazsınız. Ancak sanayiye gidip tekrardan aynı parçayı kestirmem gerekiyordu. Sanayi de buraya çok uzak olduğu için mecbur yani yaptıramayacaktım. Allah'tan ufacık bir sorun çıktı. Gördüğünüz gibi sorunsuz motor çalışıyor. Şimdi ben arkadaşlar geleceğim yere geldim. Dönüşte de arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yola çıktık. Şimdi dönüş yolundayız. Motor soğuduğu için biraz boğuluyor. Şimdi düzelir ama. Evet, hafiften toparladı, sesinden anlıyorum şu an. Siz de duyuyorsunuzdur umarım, anlıyorsunuzdur. Yer çok kötü, üstüm başım battı. Motorumda zaten çamurluk yok. Şöyle kenardan doğru gideceğim. Evet. Şöyle buralarda biraz sallana sallana gidiyoruz. Yapacak bir şey yok.
Yollar bozuk arkadaşlar. Hem bozuk hem ıslak. Çok isteyeceğim bir yol değil. İsteyeceğiniz de bir yol değil. Hem üstünüz batıyor hem de çok sarsılıyorsunuz. Her bir sarsmada çamur oluyorsunuz tabii ki de. Olmazsa olmaz. Zaten motorun, bisikletin kendisinde yok. Motorun da gücüyle hepten çamur oluyorum arkadaşlar. Üstüm başım battı. Sırf video çekebilmek için, sizlere içerik sunabilmek için. Siz de bana bir abone olmayı ve like atmayı çok görmeyin arkadaşlar. Alt üstü bir tuşa basıyorsunuz. Lütfen yani. Şöyle buralardan yavaş gideceğim. Zaten lastiğimin havası indik. İndi yani daha doğrusu. Zaten çok fazla bayır çıkmayacağım. Bayır aşağı ineceğim. Bu arada tam gaz vermiyorum. Bilerek vermedim. Şu an tam gazlar. Fazla hızlı gitmek istemiyorum. Hem yerler ıslak hem de burası bayağı bir virajlı ve gördüğünüz gibi çok şeritli bir yol. Bayağı ıslandım bu arada. Yavaş yavaş gideceğim. Buradan gerçekten çok yavaş gitmeyi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yerler aşırı ıslak. Kaymak istemiyorum. Hatta motorun rölantisinde biz de yavaş yavaş inelim. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Fazla da kasmak istemiyorum. Şöyle bırakacağım, motor rölantide gitsin. Şu an gördüğünüz gibi rölantide gidiyorum hiçbir şey yapmadan. Zaten hafif eğimli olduğu için motorun kendi kuvvetiyle gidiyor. Şimdi yavaş olacağım. Burası biraz dikletişecek. Şu arabalar da beni geçsin. Çünkü sıkışmak istemiyorum onlarla beraber. Çünkü ben yavaş olunca onlar mecbur hemen öne geçmek istiyor. Ben de bir anda duramayacağıma göre veya sağa çekemeyeceğime göre onların geçmesini isteyeceğiz. Şöyle. Şu an mesela ben sağdan doğru yavaş yavaş gidiyorum. Şeritimden çıkmışım. Şu an rölantiye bırakalım ve yavaşlatalım bisikletimizi. Motor zaten sürekli bir durma eğilimine geçtiği için arkadaşlar lastiğe fren uyguluyor bir nebze. Bir nevi, daha doğrusu diyeyim. Ben de ön fren olduğu için sadece bu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Umarım da motor durmaz. Durmadan bu şekilde ilerleriz. Zaten şu an bayırın en dik yerlerinden bir tanesindeyim. Buralar arkadaşlar bir de virajlı. Motoru bıraktığım anda gördüğünüz gibi biraz daha böyle bir şey olmaya başlıyor. Nasıl denir? Hızlanmaya başlıyor. Sarsılıyor. Sarsılma artıyor. Ama motoru bıraktığım zaman şöyle, bu arada bu debriyaj bilmeyenler için söyleyeyim. Bıraktığım zaman rahat bir şekilde böyle devam ediyorum. Şöyle araba bizi yine geçsin. Evet, şimdi tekrar bir yavaşlayacağım. Viraja geliyorum çünkü. Motor da bayağı soğudu arkadaşlar. Hem orada biraz motoru dinlendireyim dedim hem de kendim dinlendim arkadaşlar. Üstüm başım biraz pislenmişti. Şimdi dönüş yoluna girdim. Evet, burada bayağı yavaş olacağım. Neredeyse durma şeyine kadar geçeceğim. Çünkü bayağı dik bir viraj. Evet. Tamam. Tehlikeyi atlattık arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz. Buradan direkt eve gideceğim ve gaza basar basmaz ağzım yüzüm çamur oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyoruz.
Arkadaşlar bu arada hız göstergesinin yine kablosu koptu arkadaşlar bu sefer de. Bir türlü hız göstergesini tutturamıyorum. Daha önceden pili bittiydi. Şimdi de kablosu koptu. Çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben bunun analog olanlarını da almıştım. Onlar da bir şey yaramıyor. Bunlar da yaramıyor. Hani bir ay iki ay çalışıyor sonradan bir yerinden patlak veriyor arkadaşlar. Hani bu sadece bende değil. Alan kullanan arkadaşlarım var. Onlarda da böyle. Yani benden görüp alanlar var. Onlarınki de bozuldu. YouTube'da da izledim birkaç videoda. Bozulanlar var. Yani arkadaşlar çok uzun ömürlü aletler değil. Onu söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi dik virajda sıfır pedal çevirme. Bu arada hiç ayağımı bile oynatmadım bugün. Sadece çalıştırırken 1-2 tur ayağımı çevirdim. O kadar. Başka bir ayağımı çevirmedim arkadaşlar. Motor zaten rodajdan çıktı. Canavar gibi maşallah var. Böyle devam ediyoruz. Şimdi zaten bayırı çıkıyorum. Şöyle göstereyim ayaklarımı tekrardan. Burası viraj olduğu için fazla gaza basamıyorum. Arka lastik kayar diye. Zaten lastiğim biraz eridi. Gördüğünüz gibi aramızdaki mesafeyi koruyorum. Yani öndeki arabayla aynı hızda gidiyorum diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Şimdi zaten şu sağ alan gireceğim. Yolum bitti sayılır. Evime geldim. Demin kameramın şarjı bitmiş. Demin değil, hatta ne zaman bittiğini bilmiyorum. Ancak eve montaj zamanına geçtiğim zaman göreceğim ne zaman bittiğini şarjının. Nerede bittiyse artık kusura bakmayın arkadaşlar. Acele bir şekilde çıktım evden. Hava gerçekten çok kötüydü. Yağmurun yağmadığı bir dakikayı bulup hemen çekmek istedim videoyu. Bu yüzden arkadaşlar kamerayı falan şarj etmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Böyle bir aksilik yaşadım. Üstüm başım battı arkadaşlar. Motor gerçekten mahvoldu yani. Şöyle göstereyim. Yani motorun şu an rengi çamur arkadaşlar. Normal değil. Egzozdan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Egzozun haline bakın. Bu şekilde bir mahvettik motorlu bisikleti. Şuralara bakın arkadaşlar, gerçekten yani sizlere bir video çıkarmak için yani sürekli vlog istiyordunuz. Ben de artık çekmek zorunda kaldığım için yani çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Yani bana bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Bir abone olmayı çok görmeyin. Alt tarafı bir tuşa basacaksınız. Lütfen abone olun arkadaşlar. Sizler için böyle içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Çıkarmaya da devam edeceğim. Hava şartları ne kadar kötü olsa da. Sadece motorlu bisiklet bu halde değil. Benim üstüme başıma bakın arkadaşlar. Şu şekilde ayakkabılarım bile mahvoldu. Zaten çamur olacağım bildiğim için eski ayakkabılarımı giymiştim. Bu şekilde arkadaşlar. Video çekme uğruna yüzümün geldiği hale bakın. Çamurdan ne hale geldim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank you.